Recep Tayyip Erdoğan'ın evi yokmuş bu karının. O belediyeye gerekir ama onun 4 milyon lira parası varmış. Öbürü zenginmiş. Onun 4 milyon 3 milyon doları varmış. O da en azından. Ama bizim genel başkanın bir şeyi yok yani. Bir evi, bir yazarlısı var. Arabasını bakan orada kullanıyor. Onun dışında bizim vereceğimiz 3 kuruş 5 kuruş bizden kimseye para vermeyeceğiz. Ancak işte ben de emekliyim. Artık avukatlık yapmıyorum. Ama kendim, eşim emekli, ben emekliyim. Bütün ilişkiler, gelişler, her şeyi kendi cebimden karşılıyorum. Sizlerden de bunu bekliyoruz. Benim param yok, benim şeyim yok diyorsa çalışan arkadaşlarımız yaya gidebileceği yere kadar gitsin. Arabaya binip gidecek parası yoksa yaya gidebileceği yere gitsin ama gitsin. Kimse yok bu. Kesinlikle mazeret sayılacak. Buyurun, buradan Toprak Tepe'ye kadar yere yürüyebilirsiniz. 2 saat zamanınız gider ama gidersiniz ve gidin. Bir arabaya bineceksiniz, gidin. Onun dışında partiden bir şey beklemeyin. Parti size layık bazı propaganda araştırıyor. Propaganda türü olarak yapacağınız en önemli şey şey başvurdu, 100 kuruş. Topluluklar, dernekler, çeşitli sivil toplum örgütleriyle, çeşitli kurumlarla yüz yüze gidip görüşmek. Onun dışında mitingler iyi, güzel de ama bir mitinge bakıyoruz, buradan toplanıyoruz, haydi bakalım hep birlikte atıyorum işte, Kötürge'de miting yapacağız, 50 kişiyi kullanıp Kötürge'ye götürüyoruz, 50 kişiyi Kötürge'de alıp buraya getiriyoruz, 150 kişilik bir miting yapıyoruz. Da, çok da fazla bir şey yaptık. Ama buna rağmen bir iki miting yapılacak tabii. Varsa gücünüz, mitingi kendinize değil, dışarıya düşüncelerini, dışarıya başkasına cesaret vermek için, aa bizim bu kadar insanımız varmış. Bu seçime ısrarla anılmalı, asılmamızın en büyük nedeni gücümüzü vermektir. Biz buyuz, biz bu kadarız diyebilmektir. Ve ben inanıyorum ki biz eğer ezilenlere, sömürülenlere, soyulanlara, Kürtlere, Alevilere, başörtülülere, Çerkezlere, Çeçenlere, Araplara kendimizi anlattığımızda, ulaştığımız takdirde çok rahatlıkla birinci fark ediyoruz. Ama bu tabii şu dönem için hayat kurmak gibi bir derdim yok yani. Öyle bir ama bizim şu andaki hedefimiz alabileceğimiz en yüksek oyu almak. Onun için ben kişisel olarak bir çıta koymaktan yana değilim. %10, %20, %30 diye. Herkes kafası, kendi kafasında bir çıta koysun. Ben o hedefe varmak için ne yapmalıyım desin. Ama lütfen kimse bu çıtayla düşük tutmasın ve onun için çalışsın, onun için uğraşsın. Şimdi bu durumda biz burada bir komisyon oluşturacağız. Bu komisyonda kadın erkek eşitliği bir. Şeylerin, bileşenlerin katılması 2. Eski yöneticilerle yeni yöneticiler arasında bir ortak yönetim kurulması. Bunların hepsini yapacağız. BDP, EMEP, bizim HDP, bunların hepsi birlikte edecekler. Tek amacımız var. Adayımıza en yüksek oyu çıkartacak. Önce Orhan Bey sizin bu konuda diyecekleriniz olacaktır. Orhan Bey ilk komisyonun başkanlığını yapıyor. Şimdi arkadaşlar biz geçen hafta cumartesi toplandık. Bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonumuz 14 kişiden oluşuyor. Her ilçeye bir ve iki arkadaş verdik. Sizin ilçenize de iki arkadaşımız var bakacak. Yalnız burada önemli olan sizlerin oluşturacağınız komisyon. Siz kendi komisyonlarınızı oluşturup bizlere bildireceksiniz. Biz kendi içinizde yine ekonomiyle ilgilenecek bir alt birim oluşturun. Çünkü İbrahim abinin dediği gibi ivedilikle bu konuya girmemiz gerekiyor. Tekrar şey yaptığımızda buradaki yönetim biraz
çok başlılık var arkadaşlar. Şimdi yoldaşlık birlikte hareket etmeyi gerektirir. Her sorunu içimizde halledelim. Bunu pek dışarıya aksettirmemeye çalışalım. Bu gün mücadele günü. Bu mücadele günümüzü hep birlikte bir potada birlikte el ele kol kola yürütelim. İbrahim abinin dediği gibi burada Doğan Şehir'in gücünü. Gerçekten yerel seçimde Doğan Şehir'in gücünü tam olarak görmedik diyelim. Biz daha fazla beklerken Doğan Şehir'in biraz az çıktı. Yani siz bu potansiyeliniz var, bu gücünüz var, bu politik birikiminiz de vardı. Bunu bu seçimde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl katlarsınız? Bunun çalışmalarını yaparsanız sevinirsiniz.